EuroLeague Final Four için Sinan Erdem spor salonundaki tüm hazırlıklar tamam. Umuyoruz Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlanacak. Peki hangi hazırlıklar yapıldı? Tam 16.400 kişi burada mücadeleleri takip edecek. Avrupa'nın en büyük kübik ekranı buraya kuruldu. İşte o da şu anda ekranlarınızda. Avrupa'nın en büyüğü. Tüm altyapı hazırlandı. 1000 kişilik basın ordusu burada mücadeleleri takip edecek ve umuyoruz sonunda kazanan Fenerbahçe olacak. Burası da soyunma odalarının olduğu bölüm. Şu anda Real Madrid'in odasındayız. Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi ve işte o oyuncular. Jeffrey Taylor, Rudy Fernandez, Dontae Draper, Anthony Randolph gibi isimler buradan korta çıkacaklar ve Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecekler. Ve Olympiakos, ayrıca onun en tehlikeli oyuncusu Vasilis Spanulis, o da İstanbul'da olacak ve Final Four'da CSK mücadelesinde sahaya çıkacak. Eğer ki o maçı kazanırlarsa da Fenerbahçe kazandığı takdirde finalde Fenerbahçe'ye karşı Vasilis Spanulis de korta çıkacak. Ve işte Fenerbahçe. Umuyoruz bu odadan şampiyonluk çıkacak. Yıldızlar bu odadan sahaya çıkacaklar. Önce Real Madrid'le, ardından da CSKA Moskova Olympiakos maçının galibiyle karşılaşacaklar. Umuyoruz ve sonrasında şampiyonluk kazanıp Türkiye'ye yeni bir Avrupa Kupası daha kazandıracaklar. İşte o oyuncular. Ekpe Yudo, Jan Veseli, Bogdan Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu, Anthony Bennett, Barış Ersek, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Berk Uğurlu, Nikola Kalinic, Kostas Sloukas, James Nannili, Bobby Dixon, Ligi Datome ve Pero Antic bu soyunma odasından sahaya çıkacaklar ve umuyoruz Türkiye'ye EuroLeague şampiyonluğunu getirecekler. Tabii mücadeleleri takip eden bir de basın ordusu olacak. Yaklaşık 1000 kişilik bir ordu burada yer alacak. 500 kişi bu basın tribününde yer alabilecek. Onlar için de tüm hazırlıklar tamamlandı. İnternet bağlantıları için Ethernet kabloları hazır. Aynı zamanda monitörleri de burada hazır. Bu monitörlerde maç sırasında canlı olarak istatistikleri de takip edebilecekler. Girdik sadece Final Four için.